Birazdan izleyeceğiniz öykü gerçektir. Bu program dünyanın çeşitli yerlerindeki güvenlik güçlerinin yardımıyla gerçekleştirildi. Interpol bu programdan sorumlu değildir. Bu ilginç bir cinayetin ve çok az ipucu veren bir suç mahallinin öyküsü. Aynı zamanda elindeki tek şüpheliler ortadan kaybolduktan sonra bile pes etmeyen bir küçük kasaba polisinin öyküsü. Onları adalete teslim edip ölümcül saplantılarının cezasını çekmelerini sağlamak için tüm dünyada izlerini sürüyor. Yargı yetki alanı dünya. Suç işlendiğinde adaletin sağlanması için uluslararası bir örgüt emniyet görevlilerini bir araya getirir. Interpol araştırıyor. Nisan 1985'te şerif yardımcısı Ricky Gardner, Bedford kasabası şerif bürosuna dönüyordu. Saat 16'yı biraz geçe telsizden bir çağrı geldi. Ben Gardner, dinliyorum. Bedford kasabası şerif bürosuna bir çağrı geldi. Bir grup bayan, Derek ve Nancy Haysom'un evine briç oynamaya gitmişti. Kadınlar kapıyı çaldılar ama bir yanıt alamadılar. Kontrol etmeleri için eve memurlarımızı gönderdik. Gardner çağrıda bir gariplik olduğunu fark etti. Telsizde tekrar aramadılar. Görevliler dinlenmemesi için telefonla rapor verdi. Bu prosedür ancak çok ciddi durumlarda uygulanır. Dedektif Gardner'a göre bu kötü bir işaretti. O zaman ortada bir terslik olduğunu anladım. O yüzden biraz daha dikkatli dinlemeye başladım. Telsizden bütün birimlerin hemen Haysom'ların evine gitmeleri bildirildi. Derek ve Nancy Haysom şehrin pahalı bir kesimindeki sade bir evde yaşıyordu. Gardner eve vardığında suç mahalli dedektifleri çoktan oradaydı. Eve girdiğimde ön kapının sol tarafında bir erkek ölüsü büyük bir kan gölünün içinde yatıyordu ve kan kurumuştu. Derek Hayson'ın gırtlağı kesilmiş, defalarca bıçaklanmıştı. Cesedin durumundan birkaç gün önce öldürüldüğü anlaşılıyordu. Şerif yardımcısı Gardner mutfağa doğru kurumuş kan izini takip etti. Orada Nancy Haysom'un cesedini buldu. Onun cesedinin çevresinde de çok fazla kan, kurumuş kan vardı. Kocası gibi bayan Haysom'un da gırtlağı kesilmiş, o da defalarca bıçaklanmıştı. Yaklaşık 6 aydır dedektiftim. O yüzden bu bana verilen ilk cinayet olayıydı. Genç bir dedektif için çok fazla şiddet içeren bir olaydı ve kurbanların karşı koyduğu anlaşılıyordu. Gardner cesetleri ilk bulan kadınları sorguladı. Kadınlar Derek Haysom'la düzenli olarak briç oynadıklarını söyledi. Derek her hafta oynadıkları oyunlara çok düşkündü. Birini bile kaçırmazdı. O akşamüstü kapıyı açmayınca kadınlar endişelenmişti. Gardner'a göre bu cinayetler çok anlamsızdı. Rastgele gibi görünüyordu. Bir şey görmüş olabilecekleri umuduyla Haysom'ların komşularını sorguladı. Komşulardan fazla bir şey öğrenemedik. Çünkü ıssız bir bölgeydi ve insanlar pek dikkat çekmeden gelip gidebilirlerdi. Şiddet içeren bir cinayet ve bir mücadele yaşanmış olmasına rağmen hiç kimse sıra dışı bir şey görmemiş ve duymamıştı. Cinayet haberi basına sızdı. Roanoke Times'tan Terence Samuel bu konuda haber yaptı.
Burada böyle bir şey olmasına inanamıyorduk. Oldukça kötü şekilde öldürülmüş iki kişi vardı. Her yer kan içindeydi. Gazeteciler her çeşit bilgi peşindeydi. Kimin gelip gittiği konusunda herkese soru soruyorlardı. Bunun büyük bir olay olduğunu hissetmişlerdi. Bedford kasabası şerif bürosundan adli tıp teknisyenleri evin her yerini inceledi. Eve zorla girilmemişti. Nancy Asim'in cüzdanı ortada duruyordu ve içi hala para doluydu. Böylece soygun olasılığı ortadan kalkıyordu. Bu insanların neden böyle vahşice öldürüldüğünü anlamaya çalışıyorduk. Buna ne diyorsun? Dedektifler yemek odasındaki bir iskemlenin döşemesinde kanlı bir el izi buldu. İz Haysimlardan birine mi aitti? Yoksa katil mi bırakmıştı? Görevliler döşemeyi ve el izini kanıt olarak aldı. Adli tıp teknisyenleri evdeki bütün kapı ve pencereleri sıkıca kapatıp evin içine süper tutkal püskürttü. Süper tutkaldaki kiano akrilit denilen bir madde görünmeyen parmak izlerine yapışarak onları görünür hale getirir. Daha sonra görevliler evde başka gizli kan izi aradı. Kan izleri özel bir ışıkla karanlıkta görünür hale gelir. Gardner garip izler fark etti. Sanki katil yeri silmişti. Bu cinayetleri işleyen kişi izlerini kapatmak için evde bir süre kalmış ama başaramamıştı. Dereyin cesedinden uzaklaşan kanlı ayak izleri vardı. Biri bir tenis ayakkabısına benziyordu. En az iki veya üç tane daha vardı. Bunlar çıplak bir ayağa ait kısmi izlerdi. Bir tanesi tam bir çıplak ayak iziydi. Ayak izleri hole ilerliyor, yatak odasına giriyor ve ebeveyn banyosunda sona eriyordu. Gardner katilin evden ayrılmadan önce kendini temizlemeye çalışıp çalışmadığını merak ediyordu. Duşları, lavaboları, ayrıca ön kapı dışındaki bölümü spreyledik. Her yerde kan izi vardı. Haysimleri öldüren kişi onların banyosunda yıkanmıştı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Evin içinde ne olduğuna veya katillerin kaç kişi olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Böyle bir olaya karışmak duygusal açıdan çok yorucuydu. Ancak aynı zamanda adrenalin de yüklüyordu. Bunun çok önemli bir dava olacağını biliyordum. Suç mahallini saatlerce inceleyen şerif yardımcısı Gardner'ın karşısına daha fazla soru çıkmıştı. İncelenecek çok fazla kanıt vardı. Kaynaklar sınırlıydı ve hiçbir gerçek ipucu yoktu. Kanıt toplayıp laboratuvara gönderiyor ve laboratuvarın neler olduğuna dair bir fikir vermesini umuyordum. Richmond'daki Virginia Eyalet Suç Laboratuvarı kanıtları incelerken Bedford kasabası şerif bürosu da bölge cinayet masasını harekete geçirdi. Eyaletin her tarafından gelen dedektifler suç mahalli fotoğraflarını inceliyordu. Görevliler çifte cinayetin bir kült işi olabileceğinden şüpheleniyordu. Evde kanla çizilmiş şekiller vardı. Bunlar akla bir kült bağlantısını getiriyordu. Tam bir karışıklık hakimdi. Bunu kim yapmış olabilirdi? Bunu neden yaptılar? Bu kasabada çok ters giden bir şey mi var? Medya bu olaya odaklanmıştı ve toplumdan oldukça yoğun bir baskı vardı. Hiçbir şüpheli ve neden bulunamayınca Bedford kasabası sakinleri kült cinayetlerine maruz kalmaktan korkmaya başlamıştı. Şimdi nereye saldıracaklardı? Hedefleri kim olacaktı? Bedford kasabası Virginia. Korkunç bir çifte cinayet bu küçük kasabanın halkını dehşete düşürdü.
Dedektifler suç mahallinde garip ipuçları buldu. Derek ve Nancy Hayes'ımı öldüren kişi kanlarıyla resimler çizmiş olabilirdi. Şerif yardımcısı Gardner bir kült cinayetiyle karşı karşıya olup olmadıklarını merak ediyordu. Paskalya yortusunun olduğu pazar günü Gardner kurbanların akraba ve arkadaşlarının katıldığı cenaze törenine gitti. Derek Hayes'ım emekli bir yöneticiydi. Afrika ve Kanada'da çelik fabrikalarında yöneticilik yapmış, 1959'da Nancy ile tanışıp evlenmişti. Nancy Hayes'ım Virginia'da büyümüştü. Babası jeologtu. Çalışmaları yüzünden Afrika'ya yerleşmişti. Nancy kendinden çok daha yaşlı olan Derek'le tanıştı ve evlendiler. Elizabeth Hayes'ım adında bir kızları vardı. İyi bir insandı. Derek'in eski evliliğinden 3, Nancy'nin 2 çocuğu vardı. Gardner'a göre Hayes'ımlar mükemmel uyum içinde bir aileydi. Virginia Üniversitesi'ne giden Elizabeth burslu okuyordu. Baba bir erkek kardeşlerinin hepsi meslek sahibiydi. James Kanada'da mühendis olarak çalışıyordu. Walter Texas'ta doktordu. Ronald mimardı ve Victor Nova Scotia'da avukatlık yapıyordu. Dünyanın her tarafını gezmiş, dünyanın her tarafında yaşamışlardı. O sırada çocukları da başka ülkelerde yaşıyordu ve ülkenin her tarafına dağılmışlardı. O yüzden bu bilmecenin parçalarını birleştirmenin kolay olmayacağını biliyorduk. Çünkü olay gittikçe daha karmaşık bir hal alıyordu. İpucu arayan dedektifler kurbanları en iyi tanıyanlarla, yani çocuklarıyla konuştu. Cenaze töreninin yapıldığı hafta sonu, çocuklar ebeveynlerinin cenazesinde bulunmak için Lynchburg'e geldi. Böylece kızları ve oğullarıyla konuşup, aile geçmişleriyle ilgili bilgi edinmeye çalıştık. Walter Hayes'ın polise cinayet saatinde Texas'ta olduğunu söyledi. Oğlu çok yardımcı oldu ve bir bakıma şerif bürosuyla aile üyeleri arasında bağlantı kurdu. Dedektifler 21 yaşındaki Elizabeth de dahil olmak üzere Hayes'ınların 6 çocuğuyla konuştu. Elizabeth ebeveynlerini seviyordu ve birinin onları neden öldürmüş olabileceğini anlayamıyordu. Elizabeth, şerif yardımcısı Gardner'a ebeveynlerinin öldürüldüğü hafta sonu kasaba dışında olduğunu söyledi. O ve erkek arkadaşı 30 Mart'a denk gelen hafta sonu Washington DC'ye gitmişlerdi. 29 Mart Cuma günü Virginia Charlottesville'den bir araba kiralayıp Washington DC'ye gitmişler ve hafta sonunu Washington'da gezerek geçirmişlerdi. O akşamüstü sinemaya gittiler. Elizabeth otele döndükten sonra oda servisinden akşam yemeği ısmarladığını söyledi. Elizabeth ve erkek arkadaşı Jens, pazartesi günü okula hazırlanmak için pazar akşamı Charlottesville'e döndü. Ebeveynlerinin öldürüldüğünü çarşamba günü öğrendi. Gardner, Elizabeth'e ebeveynlerinin düşmanı olup olmadığını sordu. Elizabeth, babasının emekli olmadan önce sendikayla ciddi anlaşmazlık yaşadığını anlattı. Bay Hayes'ım, Nova Scotia'da sendikayla sorunlar yaşamıştı. Bazı insanları kızdırdığını, sendikaya karşı geldiğini ve bazı ikilemler yaşadığını öğrendik. Elizabeth ayrıca baba bir erkek kardeşlerinden birinin ruhsal sorunları olan bir kadınla nişanlandığını, ancak kadından ayrılıp başka biriyle evlendiğinden söz etti. Onu araştırmamız gerekiyor. Psikopattır. Ebeveynlerimi öldürmüş olabilir. O yüzden onu araştırmak zorundasınız, dedi. Gardner önce Elizabeth'in anlattıklarını kontrol etti.
Kredi kartı ekstreleri 29 Mart'ta Virginia Charlottesville'den bir araba kiraladığını teyit ediyordu. O gece Washington DC'deki otelin parasını erkek arkadaşı ödemişti. Elizabeth'in de kardeşleri gibi sağlam bir tanığı vardı. Gardner, Elizabeth'in bahsettiği genç kadınla görüştü. Kadın, Elizabeth'in baba bir erkek kardeşleriyle nişanlanmıştı. Görüşmede verdiği yanıtlar Gardner'ı rahatsız etti. Davranışları bana çok garip gelmişti. Onun bir sosyopat olup olmadığını henüz bilmiyorduk. Kurbanlar ve aileleriyle ilgili garip şeyler söylüyordu. Ancak garip olması onu katil yapmıyordu. Ayak izleri olay yerinden alınanlara uymayınca eski nişanlı şüpheli listesinden çıkarıldı. Gözden kaçırdığı bir şey olup olmadığını anlamak için Gardner, Elizabeth'in ifadesini yeniden inceledi. Sonra çarpıcı bir şey buldu. Araba kiralama makbuzuna bakınca, kilometrenin dediği gibi Charlottesville'den Washington'a gittilerse, aradaki mesafeden çok daha fazla olduğunu gördük. Gardner, Virginia Charlottesville ile Washington DC arasında gidiş dönüş yolunun yaklaşık 340 kilometre olduğunu hesapladı. Kiralık araba makbuzuna göre o hafta sonu yaklaşık 950 kilometre yol kat etmişlerdi. Gardner bu kez Elizabeth'i arabadaki kilometre konusunda sorguladı. Elizabeth erkek arkadaşıyla birlikte Washington DC'de çok fazla gezdiklerini söyledi. Yollarını kaybedince kendilerini Maryland'de bulmuşlardı. O zaman kendisinden bazı kanıtlar almak zorunda olduğumuzu söyledim. Parmak izine, kan grubuna ve ayak izine ihtiyacımız vardı. Bunları olay yerinde bulduklarımızla karşılaştıracaktık. Bunu yapar mısın diye sordum. O da ne istersek yapabileceğini, hiç sorun olmadığını söyledi. Birkaç gün sonra Charlottesville'e gidip parmak izini aldım. Sonra kan örneği aldım. Tabanına mürekkep sürüp bir parça kağıt üzerinde yürümesini istedim. Bizimle işbirliği yaptı. Elizabeth'in parmak izi ve kanı laboratuvarda olay yerinden alınanlarla karşılaştırıldı. Parmak izleri evde bulunanlara uyuyordu. Ama bu zaten beklenen bir şeydi. Kan grubu banyoda bulunan kana uymuyordu. Ayak izi olay yerindeki kanlı ayak iziyle aynı değildi. Gardner fiziksel kanıtlardan Elizabeth'in ebeveynlerini öldürmediği sonucuna vardı. Yaklaşık o dönemde erkek arkadaşı hakkında sorular sormaya başladık. Gardner cenaze töreninde Elizabeth'in erkek arkadaşı Jens Soring'in elinde bandaj olduğunu hatırladı. Jens'e birkaç soru sormaya karar verdi. 19 yaşındaki Jens Soring, Birleşik Devletler'de görevli bir Alman diplomatın oğluydu. Bizi herkesten akıllı, son derece zeki olduğuna inandırmaya çalışıyordu. Onu şüpheli olarak sorgulamamıza bile meydan okudu. Gardner Jens'e Elizabeth'le birlikte Washington'a gittikleri hafta sonu kiralık arabada neden fazla kilometre olduğunu sordu. Jens, Elizabeth'le aynı ifadeyi vererek yollarını kaybettikleri için saatlerce Washington'da dolaştıklarını söyledi. Ona şöyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Tabii ki kaybolmuştunuz. Çünkü arabanın kilometresinde olması gerektiğinden 60 kilometre fazla vardı. Jens ifadesini değiştirmedi. Şerif yardımcısı Gardner, ondan da Elizabeth gibi kan, parmak ve ayak izi örneği istedi. Jens, işbirliği yapmak istediğini ama yapamayacağını söyledi.
Oğlu Jens cinayet zanlısı olduğu için babasının ülkeden atılmasından korkuyordu. Gardner genç öğrenciye örnekleri sadece onun şüpheli listesinden çıkarmak için istediğini söyledi. Jens, Gardner'a yaklaşmakta olan sınavlar yüzünden çok meşgul olduğunu söyledi. O sırada fiziksel herhangi bir kanıt istemediğimiz halde, hiçbir şekilde bizimle işbirliğine yanaşmayan tek kişi oydu. Jens sonunda 16 Ekim günü Bedford'a dönüp parmak izi ve kan örnekleri vermeye razı oldu. Ancak 15 Ekim günü şerif yardımcısı Gardner şaşırtıcı bir telefon aldı. Arayan Walter Hazem'di. Elizabeth'i ziyaret etmek için Teksas'tan gelmişti. Elizabeth'in evini aradığında telefonu ev arkadaşı açtı. Walter Elizabeth'le konuşmak istediğini söyledi. Ev arkadaşı Elizabeth'in orada olmadığını söyledi. Walter da ne zaman döneceğini sordu. Ev arkadaşı dönmeyecek dedi. Walter bu ne demek oluyor diye sordu. Ev arkadaşı dönmeyecek çünkü artık burada kalmıyor, gitti. Aslında size bir mektup bıraktı ve öyle gitti dedi. Soring polise bir mektup bırakmıştı. Walter da Soring mektup bıraktı da ne demek oluyor diye sordu. Ev arkadaşı onun da gittiğini söyledi. Gardner buna inanmıyordu. Korkunç cinayetin iki baş şüphelisi kaçmıştı. Lynchburg'e gidip Walter'ı aldım ve uçakla Charlottesville'e gittik. Elizabeth gitmişti. Jens de gitmişti. Artık doğru iz üzerinde olduğumuzu düşünüyordum. Çünkü kaçtıkları belliydi. Walter o akşam bize ve savcıya katillerin kaçmasına izin verdiğimiz için çok kızdı. Ancak cinayetle ilgili kesin kanıt olmadan polis şüphelileri tutuklayamazdı. Olayla ilgili kanıtları gözden geçirip Walter'ı ikisini de tutuklamak için elimizde yeterli kanıt olmadığına dair ikna etmeye çalıştık. Şerif yardımcısı Gardner, Elizabeth'in ev arkadaşıyla konuştu. Ev arkadaşı Elizabeth ve Jens'in mektuplarını ona verdi. Elizabeth ailesine yazdığı mektupta Jens'le gidecekleri yerin belli olmadığını söylüyor, onu bulmaya çalışmamalarını istiyordu. Jens de bir mektup bırakmıştı ve mektup şerif yardımcısı Gardner'a yazılmıştı. Jens bıraktığı mektupta özetle Hazem'lara karşı bir suç işlemediğini, Hazem'ları öldürmediğini, Elizabeth'le birlikte yeni bir yaşama başlamaya karar verdiklerini yazıyordu. Ayrıca Elizabeth'in bize fiziksel kanıt vermiş olmasına da pişmandı. Gardner artık rastgele bir kült cinayetiyle karşı karşıya değildi. Korkunç çifte cinayetin özenle planlandığını düşünüyordu. 21 yaşındaki Elizabeth Hazem ve 19 yaşındaki Jens Soring artık baş zanlıydılar. Kredi kartları ve 48 saat avantajla artık dünyanın herhangi bir yerinde olabilirlerdi. Şerif yardımcısı Gardner'ın artık onları bulmak için tek umudu Interpol'dü. Derek ve Nancy Hazem, Virginia'daki evlerinde acımasızca bıçaklanarak öldürüldü. Bu işi yapanlar kimse, fazla uzağa gidemezler diye düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Soruşturma hızlanırken çiftin kızları Elizabeth, erkek arkadaşı Jens Soring ile birlikte aniden ortadan kayboldu. Bedford kasabası şerif bürosundan şerif yardımcısı Ricky Gardner, şüphelileri elinden kaçırmaktan ve cinayetin yanlarına kalma olasılığından korkuyordu. İki gün sonra polisin en büyük korkusu gerçekleşti. Jens'in arabası havaalanı otoparkındaydı. O sırada ülke dışına çıktıklarını düşünüyordu.
Washington DC'deki Interpol bürosunu arayıp ikisinin Elizabeth'in ebeveynlerinin öldürülmesi olayında şüpheli olduklarını bildirdim. Ancak Birleşik Devletler'deki dedektiflerin elinde henüz Elizabeth Hasem ve Jens Søring'i tutuklamaya yetecek kadar kanıt yoktu. Elimizde sadece fazla kilometre ve kaçtıkları gerçeği vardı. Bu onları çifte cinayetle tutuklamaya yetmiyordu. John Imhoff, Birleşik Devletler Interpol Bürosu eski müdürü. Ne yazık ki Ricky'nin elinde kırmızı alarm vermek için yeterli bilgi yoktu. Eğer biraz daha vakti olsa Jens Søring hakkında yeterli kanıt toplayıp tutuklama kararı çıkartabilirdi. Soruşturma bir darbe daha almıştı. Gardner'ın kaçaklar aleyhinde dava açabilmek için ikinci derecede kanıtlardan fazlasına ihtiyacı vardı. Cinayet nedenini bulmak zorundaydı. Elizabeth ebeveynlerini çok sevdiğini söylemişti. Onlar da Elizabeth'e çok düşkündü ve onu seçkin bir İngiliz yatılı okulu olan Wycombe Abbey'ye göndermişlerdi. Ancak aile üyelerine göre Elizabeth mezuniyetten hemen önce okuldan kaçmıştı. Elizabeth'in ilk sorgusunda bizi inandırmak istediği kadar mükemmel olmadığını öğrendik. Aslında eroin ve LSD yani asit gibi çeşitli uyuşturucular kullandığını öğrendik. Başı derde giriyor ve bir noktadan sonra okulu bırakıyor. Elizabeth, Wycombe Abbey'den bir arkadaşıyla birlikte ayrıldı. Virginia'daki Derek ve Nancy Hasem kızlarını bulmak için her şeyi yaptı. Ancak Elizabeth ortadan kaybolmuştu. Aylar sonra iki kız Berlin'deki İngiliz konsolosluğunda ortaya çıktı. Oldukça kötü durumdaydı. Yoksulluk içinde yaşıyordu. Elizabeth'in garip bir kişilik olduğunu öğrendik. Bütün bunları yapmış olması onu katil veya cinayet zanlısı yapmıyordu. Ancak konuştuğumuz Elizabeth'e ters düşüyordu. Elizabeth'in ebeveynleri onun Birleşik Devletler'e geri dönmesini sağladı. Elizabeth'in iki yüzünü görüyorduk. Wycombe Abbey'deki Elizabeth Hasem saf ve düzgün biriydi. Bir de uyuşturucu bağımlısı Elizabeth vardı. Karşımızdaki hangisiydi? 1984 sonbaharında Derek ve Nancy Hasem Elizabeth'i Virginia Üniversitesi'ne kaydetti. Hatta saygın bir burs bile kazandı. Ancak Elizabeth hala sorunlu bir genç kızdı. Hayatını kontrol ettikleri için ebeveynlerine kızıyordu. Şerif yardımcısı Gardner bu kızgınlığın miktarını ve Jens'in olaydaki rolünü merak ediyordu. Daha fazla bilgi edinmek için Virginia Üniversitesi'ndeki öğrencilerle konuştu. Elizabeth Virginia Üniversitesi'ne başladıktan kısa bir süre sonra burslu öğrenciler için verilen bir partiye katılmış ve Jens Søring'le orada tanışmıştı. Jens bir Alman diplomatın oğluydu. Elizabeth gibi onun da çocukluğu dünyanın çeşitli yerlerinde geçmişti. Jens her zaman bir kitap kurdu olmuştu. 84 sonbaharında Elizabeth Hasem'le tanıştığında daha önce hiç romantik bir ilişkisi olmamıştı. Elizabeth ondan daha büyük ve olgundu. Avrupa aksanıyla konuşuyordu. Jens onu görür görmez aşık oldu. Demek istediğim ona körü körüne aşıktı. Kendilerine ait bir dünyada yaşayan Elizabeth ve Jens birbirlerinden ayrılmaz olmuşlardı. Derek ve Nancy Hasem kızlarının ilişkisi konusunda da eğitimi kadar inatçıydılar. Bu ilişkiye karşıydılar ve Jens'i hemen reddettiler.
Onu onaylamıyorlardı. Jens kızlarına uygun biri değildi. Gardner, Haysom cinayeti için nihayet olası bir neden bulduğunu düşünüyordu. Haklıysa iki acımasız katil dünyanın herhangi bir yerinde serbest dolaşıyordu. Virginia Bedford'da küçük bir kasaba polisi, iki kolej öğrencisinin korkunç bir çifte cinayetten sorumlu olduğunu düşünüyordu. Jens Søring ülke dışına, Avrupa'ya kaçmıştı. Kız arkadaşı Elizabeth Haysom, ülkeden başka bir uçakla ayrılmıştı. Bedford Şerif Bürosu'ndan Şerif Yardımcısı Ricky Gardner, kaçakların izinin bulunması için Interpol'ü aradı. Jens ve Elizabeth deniz aşırı bir yerde tutuklanır veya durdurulurlarsa, isimlerinin Interpol dosyalarında ortaya çıkmasını umuyordum. O zaman Bedford kasabasından bizimle bağlantı kurarlardı. Avrupa'da pasaportlarını değiştiren Jens ve Elizabeth yetkililerden kurtulmak için sahte kimlik edindi. Sahte pasaportlar çok işe yaradı. Kolayca Paris'e, oradan da trenle Brüksel ve Lüksemburg'a gittiler. Lüksemburg'da çift kiraladıkları arabayla İsviçre'nin Bern şehrine gitti. Bir kaçak dünyanın herhangi bir yerine saklanma seçeneğine sahiptir. Jens Søring ve Elizabeth Haysom kaçınca Ricky Gardner zor duruma düştü. İstedikleri ülkelere gitmek için büyük olanaklara sahip olduklarını biliyordu. Kaçaklar arabayla İsviçre'den Bulgaristan'a, sonra da o zaman Yugoslavya olan Sırbistan ve Karadağ'a geçti. Dağlarda ilerlerken Elizabeth arabanın kontrolünü yitirdi. Kazada hem Elizabeth hem de Jens yaralandı. Ancak polisi beklemeyi göze alamazlardı. Bu çok riskliydi. Kaçaklar kaza geçiren arabayı bırakıp Belgrad'a gitmek için trene bindi. Oradan başka bir trenle Avusturya'ya kaçtılar. Viyana'da paraları bitti. Elizabeth kendi adına bir kredi kartıyla nakit para çekmek zorunda kaldı. Modern dünyada kredi kartı işlemleri hemen kaydediliyor. Ama 1985'te ise bir kredi kartıyla işlem yaptığınızda bilgi gelmesi 4-5 gün sürüyordu. Peşlerindeki yetkilileri atlatmak için Elizabeth Salzburg'daki bir otel katibine arkadaşlarından birinin adına yazılmış bir mektup bıraktı. Katibe mektubu birkaç gün sonra postaya atmasını söyledi. Elizabeth mektupta Jens'le birlikte Avrupa gezilerine devam ettiklerini söylüyordu. Gerçekte ise çift Bangkok'a uçtu. İş bulamadıkları için kredi kartlarının limiti doldu ve para sağlamak için yeni bir yöntem buldular. Önce yerel fotoğrafçılar ve fotokopi makinelerini kullanarak bir dizi sahte kimlik yarattılar. Güneydoğu Asya'da yolculuk yapan zeki ve kurnaz bir genç, sahte seyahat belgesi hazırlayacak birini bulmakta asla zorluk çekmezdi. Bir diplomatın oğlu olan Jens Søring'in bunun ne kadar kolay olduğunu herkesten iyi bildiğini düşünüyorum. Sahte kimliklerle seyahat çekleri aldılar. Daha sonra çeklerin çalındığını bildirip nakit para iadesi aldılar. 8 Ocak'ta Elizabeth ve Jens İngiltere'ye döndü. İngiltere'de çekler büyük bir dikkatle kontrol edildiğinden seyahat çeki planının işe yaramayacağını hemen anladılar. Böylece yeni bir plan yaptılar. Elizabeth ve Jens sahte kimliklerini kullanarak Londra'nın çeşitli yerlerindeki farklı bankalarda hesap açtılar. Sahte kimlikler ve çeklerle pahalı mağazalardan aldıkları malları daha sonra nakit karşılığı iade ediyorlardı.
Yeni plan işe yarıyordu. Virginia'da ise şerif yardımcısı Ricky Gardner ve Bedford kasabası şerif bürosu kaçakları bulmak için gece gündüz çalışıyordu. Bu dava üzerinde yaklaşık 17-18 ay çalıştım. Olanlar konusunda aklıma gelen her tür senaryoyu değerlendirdim. Gittiğim her yerde insanlar bu olaydan söz ediyor, olay hakkında sorular soruyordu. Aylardır hayal kırıklığı içindeydiler. Roanoke Times'tan muhabir Terence Samuel devam eden soruşturmayı izliyordu. Birincisi nerede olduklarını bilmiyorlardı. İkincisi onları yakalarlarsa ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Çünkü ellerinde kaçmış olmaları dışında başka kanıt bulunmadığını düşünüyorlardı. Genç çift 7 ay boyunca yetkilileri atlatmayı başardı. Ancak Mayıs 1986'da önemli bir hata yaptılar. Londra'da çek sahtekarlığına devam ediyorlardı. Mağazalara gidip çekle alışveriş yapıyor, daha sonra başka bir mağazada nakit karşılığı iade ediyorlardı. Jens ve Elizabeth kaliteli görünüyorlardı, iyi giyimliydiler. Ancak Londra Richmond'daki bir giyim mağazasının güvenlik görevlisi bir gariplik fark etti. Mağazaya birlikte girdikleri halde birbirlerini tanımıyormuş gibi davranıyorlardı. Sorguya çekildiler. Dedektif Terry Wright, çifti yakındaki bir polis merkezinde sorguladı. Kimlikleri vardı ve Kanadalıydılar. O sırada verdikleri isimler Christopher Platno ve Tara Lucy Noe'ydu. Wright'ın gözaltına aldıklarının kim olduğunu bilmesi imkansızdı. O iki genç gezginlere benziyordu. Çift yanlış bir şey yapmadıklarını iddia etti. Hatta polisin evlerini aramasına bile izin verdi. Wright evin içinde poşetler dolusu yeni satın alınmış mal buldu. Hepsinin geçerli mağaza fişi vardı. Ancak oda ayrıntılı biçimde aranınca ortaya kişisel mektuplar, günlükler, birkaç pasaport ve bir yığın çek defteri çıktı. Her biri farklı bankada değişik isimlerle açılmış hesaplardı. Terry Wright, çiftin kağıtlarını inceleyip çek sahtekarlığıyla ilgili kanıt arıyordu. Gerçek pasaportları bulunca onların aslında Jens Soring ve Elizabeth Haysom olduklarını anladık. Fakat o aşamada bu isimler bizim için herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Ancak Wright okumaya devam ettikçe huzursuzluğu da artıyordu. Çiftin mektupları ve günlüklerinden kaçak oldukları anlaşılıyordu. Dedektif Wright nedenini bilmek istiyordu. Genç cinayet zanlıları Avrupa ve Asya'nın çeşitli yerlerine kaçıp sınırları geçmek için sahte kimlik kullanıyordu. Bedford kasabası şerif bürosundan şerif yardımcısı Ricky Gardner, Interpol'le sıkı işbirliği içindeydi. Elizabeth Haysom ve Jens Soring'i bulup adalete teslim etmesi gerekiyordu. İngiltere'de ise dedektif Terry Wright bir çifti sahtekarlıktan tutuklamıştı. Ancak Jens Soring ve Elizabeth Haysom'la ilgili görünenin ötesinde bir şeyler olduğuna inanıyordu. Bir şey saklamak istiyorlar gibi geldi. Belli ki bu ciddi bir şeydi. Herkese cinayet işlemiş olabileceklerini söylüyordu. Kendileri cinayet, ölüm ya da başka bir şeyden bahsetmedikleri halde herkes devam et, olabilir diyordu. Ben de devam ettim ve her şeyi gözden geçirdim. Başka ülkelerde aranıp aranmadıklarını kontrol etti. Interpol'u arayıp başka ülkelerde aranıp aranmadıklarını kontrol etmelerini istedim. Yaklaşık 15'i bulan tüm sahte kimliklerini, gerçek pasaportlarından asıl kimliklerini gönderip bu ayrıntıları başka ülkelere iletmelerini rica ettim. Interpol çiftin günlüklerinden nerelere gittiklerini ortaya çıkardı.
Bilgileri Birleşik Devletlere, Avrupa'da yolculuk yaptıkları ülkelere ve Tayland'a gönderdi. Bir sabah işe geldiğimde Interpol'ün gönderdiği bir faksla karşılaştım. Interpol, Wright'ın şüphelerini teyit ediyordu. Jens ve Elizabeth sadece sahte çek kullanmakla kalmamıştı. Aynı zamanda cinayet zanlısıydılar. Jens Høring ve Elizabeth Haysom'u tutukladığımızı biliyorlar. Derek ve Nancy Haysom cinayetinin başlıca şüphelileri olduklarını bildirmek için benimle bağlantı kurmaya çalışıyorlardı. Birleşik Devletler'deki Bedford kasabası şerif bürosu bana ulaşmaya çalışıyordu. Özellikle de Ricky Gardner adındaki görevli. Dedektif Gardner. Merhaba, ben Londra Emniyet Teşkilatı'ndan Dedektif Wright. Neredeyse dilim tutulmuştu. Çünkü çok duygusal bir telefon konuşması oldu. Neredeyse 14 aydır bu olayın peşindeydim. Birinin beni telefonla arayıp ikisinin hapiste olduğunu ve suç işlediklerine dair kanıt bulunduğunu bildirmesi gerçek olamayacak kadar güzeldi. Wright, şerif yardımcısı Gardner'ı acele etmesi konusunda uyardı. İki öğrenci İngiltere'de sadece çek sahtekarlığıyla suçlanıyordu. Kefaretle salıverilme şansları vardı. Kefaretle salınırlarsa büyük olasılıkla onları bir daha göremezdik. Başka sahte kimlikler edinip ortadan rahatlıkla kaybolabilirlerdi. Gardner 5 gün sonra İngiltere'ye uçtu. Bütün dava buna bağlıydı. Bu şansı bir daha bulamayabilirlerdi. Elizabeth Haysom kendini bir kez daha şerif yardımcısı Ricky Gardner'ın karşısında buldu. Bu defa ona gerçeği anlattı. Elizabeth oldukça çok şey anlattı. Ebeveynlerinden nefret ettiğini ve onlara kızdığını söyledi. Lynchburg'deyken hayatını kontrol ediyorlar, kiminle görüşüp görüşemeyeceğine onlar karar veriyorlardı. Sanırım artık bundan bıkmıştı. Jens'i onun geleceği olduğuna ikna etti. Ama önce ebeveynlerinden kurtulması gerekiyordu ve Jens bunu yapmayı kabul etti. Onun aklına bir şey sokmuştu. O da kabul etmeye hazırdı. Daha önceki ifadelerinde olduğu gibi Elizabeth Gardner'a Virginia Charlottesville'den Washington DC'ye gidip bir otele yerleştiklerini söyledi. Ancak şimdi Jens'in sinemaya gitmediğini iddia ediyordu. Jens onu sinemaya bırakmış ve bir tanığı olması için 2 bilet almasını söylemişti. Daha sonra Jens, Haysom'ların Virginia Boonsboro'daki evine gitti. O gün Washington'dan ayrılırken Jens'in aklına bu fikri o sokmuştu. Jens'in fikrini değiştirmek için 4 saati vardı. Ama değiştirmedi. Cinayeti işledi. Oraya gitti, Elizabeth'in hayatına girmesine izin vermezlerse yapmayı planladığı her şeyi anlattı. Bu da onları öldürmekti. Jens saatler sonra sinemaya döndüğünde üstü başı kan içindeydi. Elizabeth'e ebeveynlerinin işini bitirdiğini söyledi. Nihayet istedikleri gibi yaşamakta özgürdüler. Jens işi sonuna kadar götürdüğü için Elizabeth şoktaydı. İfadesinde bana Jens'in ebeveynlerini öldürdüğü gece her şeyin değiştiğini söyledi. Çünkü o ana kadar hayatını onlar yönetip kontrol ediyordu. Ebeveynlerinin öldürülmesinden sonra Jens Elizabeth'i o gece Marriott'a götürdü. Ancak artık roller değişmiş, Jens hayatını yöneten ve kontrol eden insan olmuştu. Ebeveynlerinden kurtulmuştu ama onların yerini Jens almıştı. Elizabeth Haysom yargılanmak üzere Birleşik Devletler'e iade edildi. Ağustos 1987'de jüriye Jens'in Charlottesville'den döndükten sonra söylediklerini anlattı. Elizabeth'i Georgetown'a bıraktıktan sonra evlerine gittiğini söylemişti. Evet. Affedersiniz, sizinle biraz konuşmak istiyorum. İçeri girin. Onu içeri davet ettiler. Kendileri de akşam yemeği yediklerinden ona da yemek ikram ettiler.
Jens, Elizabeth'le ilişkileri konusunu açtı. Kızlarını sevdiğini ve onunla görüşmek, belki de gelecekte evlenmek için onaylarını istediğini söyledi. Bay Hasem buna sert bir şekilde karşı çıktı ve hayır evlat, kızıma uygun biri değilsin. Seni ülkeden attıracak güce sahibim. Seni üniversiteden de attıracağım dedi. Jens bunun üzerine ona saldırıp onu yere yatırdı ve gırtlağını kesti. Jens daha sonra Nancy Hasem'a saldırdı. Dedektifler artık Derek ve Nancy Hasem'ın bıçaklanarak öldürülmesinden Jens'in sorumlu olduğundan emindi. Ağustos 1989'da Jens Soring, Virginia'ya iade edildi.